Ben et gördüm işte ben aldım. Benim hayatım et. Biraz sonra etle ilgili bağlantılarımı, ilgimi, ete olan aşkımı, sevdamı size anlatmaya çalışacağım. Salonda buluşacağız ya, o zaman anlatacağız. Eğer o sevdanız olmazsa zaten bu işi gerçekleştiremezsiniz. Yani elinizdeki malzemenin değerini ve kıymetini bilmezseniz, yaptığınız şeyin değerini bilemezsiniz. O anlamda bir yemekte yapamazsınız. Bunun için de mutlaka iyi et almanız gerekiyor arkadaşlar. Üreten önce kendine yeter, sonra ailesine yeter, önce kendine yeter. Kendinize yetemiyorsanız hiç kimseye bir faydanız olmaz. Önce kendinize yetecek, sonra ailenize yetecek, sonra çevrenize yetecek, sonra da ülkenize yeteceksiniz. Mümkünse dünyaya yeteceksiniz. Ve sizler bunu yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Çok büyük bir özellik değil bu. İnsanoğlunun hamuru ve beyni ve kalbi bunları birleştirdiği zaman yapamayacağı hiçbir şey, başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir kere buna inanın. Ben yapamam, ben başaramam duygusunu yok edin. Böyle bir duygu yok. Nasıl? Ne işe yarar o duygu? Yok kelimelerini hayatınızda yok edin. Her şey olur, okey, yes. Ne kadar evet anlamına geliyorsa o kelimeler hayatınızın içinde olsun. Ve emin olun hepiniz ama her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki siz ona karar verin. İnanın, sevin ve çalışın. Buradaki en önemli şey emek. Yeryüzünün en kutsal şeyi emektir arkadaşlar. Emek o kadar kutsal ki siz onu yeterince verdiğinizde hak olarak size gelecektir. Biraz sonra bir söyleşi yapacağız galiba. Orada ne demek istediğimi anlatacağım. Emeğin ne kadar kutsal olduğunu göreceksiniz. Gerçekten sevmenin emek olduğunu, vermek olduğunu da göreceksiniz. Ondan ana bütün hepsini burada anlatmayalım. Şimdi şunu söyleyeyim bir kere. Türkiye'deki şeflerin en büyük sorunlarından biri elindeki ham maddeyi tanımıyor olmaları. Özellikle et konusunda şefler eti tanımıyor. Şimdi siz bana herhangi bir etin kemiğini gösterin. Ben hangi ırk, hangi cins olduğunu, hangi yemle beslendiğini neredeyse bunların hepsini söyleyebilirim size. Dolayısıyla elinizdeki ham maddeyi ya da en önemli et çok önemli bir madde, pahalı bir madde çünkü bu malzemeyi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Eti çok iyi tanımanız lazım. Sonra da kategorize olarak neresinden ne olur bilmeniz gerekiyor. Yani etin her yerinden, her şey olmuyor biliyorsunuz değil mi? Etin her yerinden her yemek olmaz. Dolayısıyla bunları bilmeniz gerekiyor. Ama en önemlisi kalitesini tanımanız ve bilmeniz gerekiyor. Eğer kaliteli bir et almazsanız, iyi bir et almazsanız iyi yemek yapmanız zor olur. Zor olur. Doğru da olmaz yani. Zor olur. Onun için mutlaka iyi bir et almanız lazım ki. Dolayısıyla iyi et almak için ne yapmak lazım? Irkları tanımak lazım. Cinsleri tanımak lazım. Aşağı yukarı neyle beslendiğini bilmeniz gerekiyor ki bunu da başarabilirsiniz. Eğer bunu bilmiyorsanız iyi et alamazsınız. İyi et almayacaksınız. Kısacası iyi yemek yapamazsınız. Çünkü Tanrı bu canlıları yaratırken et ırkı diye yaratmış. Süt ırkı diye yaratmış. Yani süt ırkı etten et ırkı yaparsanız olmuyor. Et ırkından yemek yaparsanız gene olmuyor. Olmuyor mu? Pişiyor ve yeniyor. Ama hedefinize ulaşamıyorsunuz. Dünya bunu artık ilim haline getirmiş. Yani et bir ilim, bir bilim. O kadar yani bunu böyle küçümsemeyin sakın. Bu acayip bir şey. Dolayısıyla bunu çok iyi tanımanız gerekiyor arkadaşlar. İyi tanımadınız mı? İyi de tanımadınız. Ve böyle bir sorun var. Türkiye'de şefler eti tanımıyor. Neden tanımıyorlar peki? Yeterli uzmanlıkları mı? Tabii ki. Tabii. Aslında Türkiye'nin genel anlamda sorunu bu. Çünkü Türkiye'de et yok. Mesela Avrupa'ya çıktığınızda her şeyin en iyisi var. Çünkü et dünyada turist. Yani Amerika ve Avustralya dünyanın en iyi etini yapıyor. Brezilya ve Arjantin çok et üretiyor. Çok et ürettiği için Brezilya ve Arjantin'in dünyada etle ilgili yeri var. Ama kaliteli eti Amerika ve Avustralya üretiyor. Neden? Çünkü bunu ilim gibi yapıyor. Bunu inceliyor. Bütün ırkları inceliyor. Ve dolayısıyla çok önemli boyutlara geliyorlar. Örneğin Japonların en iyi Kobe'sini alıyorlar. Embiyosunu Angus'a koyuyorlar. Çok iyi bir Wagyu elde edebiliyorlar. Çok iyi Wagyu elde edebiliyorlar. Ama bunu dünyada kaç tane ülke yapıyor? 2 tane ülke yapabiliyor. Amerika ve Avustralya yapıyor. Ve çok dünyanın en değerli eti. Kobe biliyorsunuz başlı başına dünyadaki en iyi etlerden biri. Şimdi bu Wagyu dediğiniz şey nedir? Wagyu ne demek? Ne demek Wagyu? Wagyu demek Japon ineği demek. Wagyu'nun kelime anlamı Japon ineği demek. Japon ineği demek bu kadar. Japonların kendine has bir inekleri var.
ve o inekten üretilen bifteğin adı Kobe. Hayvanın adı Kobe değil. Bifteğin adı Kobe. Wagyu ineğinden elde ettikleri, ırktan, o cinsten elde ettikleri etin, yani orijinalini, safından elde ettikleri etin ırkı Kobe. Niye Kobe olmuş? İlk Kobe eyaletinde yaptıkları için adı Kobe bif olmuş. Başka bir durumu da yok yani. Şimdi bizde ne var? Angus var mı? Yok. Hereford var mı? Yok. Ne var bizde? Holstein var. Holstein nedir? Siyah beyaz inekler. Rengi siyah beyaz olan inekler. O kırmızı beyaz olanlar ne? Simmental. Holstein neyini, ne hayvanı? Süt hayvanı. Biz tarih boyu süt hayvanından et yapmışız. Şimdi Simmental örneğin bir kombine hayvan ırkıdır, cinsidir. Bundan hem çok süt elde edersiniz hem de et elde edersiniz. Eğer siz Holstein'da ya da süt ırkı hayvanından et yapmaya çalışırsanız o zaman üretemezsiniz. Çünkü yaratılış ve genetikleri itibariyle bunlar az et verirler, çok süt verirler. Bizim ülkenin neye ihtiyacı var? Ete mi, süte mi? Hayır, ete. Eti talep ediyoruz. O zaman bir yerde yanlış yapıyoruz değil mi? Evet, tabii ki. Bizim ülkede süt tüketilmiyor. Süt ürünleri tüketilmiyor. Dışarıya da satmıyoruz. O zaman bizim süte ihtiyacımız yok. Ama ete var. Çünkü ithal ediyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Derhal siyah beyaz ırkı bırakıp o kırmızı beyaz Avusturya ırkı olan orijin Avusturya olan simmental hayvana geçmemiz lazım. Neden? Şimdi siyah beyaz hayvanlar süt ırkı olduğu için günde 600 gram alıyor. 600 gram şişme alıyor yani anlayacağınız dilde. Diğer simmental ırksa 2 kilo alıyor. Tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Doğrudur. Aslında küçükbaş hayvancılığı için bizim coğrafyamız çok uygundur. Çünkü büyükbaş hayvanlar daha ağır oldukları için çok dümdüz bir meraya ihtiyaç vardır. Yani bizim meracılığımız aslında küçükbaşa uygundur. O bile şu anda sıkıntıda. Ama biz bunu çözebiliriz. Aslında son derece basit ve kolay. Yani bu şeyi bana verirsin, et işini bana verin. Deyin ki 3 yıl sonra dünyaya et satalım. 3 yıl sonra dünyaya et satabiliriz. Ben bunu garanti ediyorum. Satmazsak eğer Boğaz Köprüsü'nden beni atabilirsiniz. O kadar da garanti. Şimdi şu eti bir keselim bakalım. Etle ilgili bağlantımızı, etle ilgili aşkımızı, aşkla ilgili sevdamızı, bu et bizi buradan nereden aldı, nasıl buraya getirdi, hangi ve duygu ve düşüncelerle biz bunu yaptık da bizi buralara getirdi. Bugün böyle 45 tane şubemiz oldu, 2500 tane çalışan insanımız oldu. Başladığımız noktada mesela bir mağaradan çıktık, şeye geldik, Gecekondu'ya geldik, Gecekondu'dan çıktık, Kapıcı Dairesi'ne geldik. Sonra da bu etle tanıştık, hayatımız değişti. Şimdi de bugünlere geldik. Şimdi dünyanın her yerinde dükkanlarımız var. Her yerinde dükkanlarımız olmaya devam edecek. Hedefimiz dünyanın her yerinde olmak. Her yerinde dükkanlarımız olsun. Ülkemizi anlatalım, ülkemizi tanıtalım. Ülkemizin mutfağını tanıtalım, ülkemizin mutfağını anlatalım. Bunun üzerinden de para kazanıncaya kadar amaç olur. Oradan sonra çıkar, araca dönüşür. Bu araçta da eğer ülkeniz için bir şeyler yaparsanız çok mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Baba gel, kurban olayım. Nereye kaçırsın? Gel. Niye kaçırdın? Kaçma canım. Şefkatten anlamıyor dedim. Sen anlıyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Gel. Evet, sevgi iyi şeydir, güzel şeydir. Sevdiğinizi dışarıya vurun. Duygularınızı dışarıya vurun. Duygularınızı hissetsin insanlar. Seviyorsunuz ama içinizde hiçbir anlamı yok. Her türlü duyguyu paylaşın. Mümkün olduğu kadar birbirinizle paylaşın. Çünkü duygular paylaştıkça artıyor ve büyüyor. Size hızlı bir şekilde geriye dönüyor. Önemli. Şimdi bunu iki şekilde keselim usta. Bir tanesini normal parçalayalım. Yani her türlü şekilde tencere yemekleri vesaire onlar bunları istediğiniz şekilde kullanın diye. Bir tanesi de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ne yerseniz o olursunuz. Bunu unutmayın. Ne yerseniz o olursunuz. Bunlara da ne yedirirseniz o olur. Siz de onları yerseniz o olursunuz. Yani beslenme bu kadar önemli. Ne yerseniz o olursunuz. Bu canlılara ne yedirirseniz o olur. Siz de onları yersiniz. Her anlamda bütün yiyeceklerinizde. Sonuçta siz de olursunuz. Onun için sağlıklı beslemek için önce biz bunları sağlıklı beslememiz gerekiyor. Doğru yemlerle beslememiz gerekiyor. Yani her anlamda yediğiniz her şeyde ne yerseniz olacağı için onları sağlıklı beslemeniz lazım. Neden bu kadar çok kanser var? Sorgulayın. Bir kere sizler her şeyi sorgulamalısınız. Üniversite gençliği, benim gençliğimde dünyanın her tarafını sallardı, titrettirdi. Yani her şeyi şekle sokardı yani. Bugünkü üniversite gençliğinde bir sıkıntı var.
Çok üniversiteye gidiyorum ben. Çok çok söyleşiye gidiyorum. Ama üniversite gençlerine darılmayın, kırılmayın sakın ha. Sakın darılma, kırılmak yok. Ya bir enerji eksikliğiniz var. Neden bilmiyorum ama çok fazla sosyal medya vesaireyle uğraşıyorsunuz, ondan dünyayı kaçırıyorsunuz. Yani dünyanın gerçeklerini kaçırıyorsunuz. Çünkü sosyal medyada her şey var, doğru, ama sizi çeken, çünkü sosyal medya sizin neye odaklanmanızı istiyorsa sizi oraya odaklıyor. Yani nereye götürmek istiyorsa oraya götürüyor. Onun için gerçek odak noktanızı kaçırıyorsunuz gibi geliyor. Bence biraz daha gerçeklere dönmeniz lazım. Daha gerçeklere dönmeniz lazım yani. Bugünkü üniversite gençliğinde ben bu eksiği görüyorum. Bir o enerji eksikliğini görüyorum. Daha modern, daha medeni, daha çağdaşsınız. Çok iyi, harika, ama bir eksik var. O eksiği hep beraber salonda konuşunca da beraber bulmaya çalışalım. Ne dersiniz? Evet, şudur budur deyin yani. Yakalayalım bir şey ya. Bence yapabiliriz yani. Ya o enerjinizi dışa vurun. Çünkü ülkenin sizden çok büyük beklentileri var. Var yani. Son kuşak bizdik, vereceklerimizi verdik. Ama sizden beklenti çok daha farklı. Çünkü dünyayla yarışmak zorundasınız. Çünkü çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Onun için bizim üretmemiz lazım. Bir şey üretmemiz lazım yani. Dünyayla yarışmamız lazım. Yani mesela Google'ı bulan 6 tane çocuk değil mi abi? Kaç yaşındaydı o çocuklar? Bakın. Beklentiler o yönde ya. Anlatabiliyor muyum, değil mi? Yes. Şimdi şef Murat, bunun bir tanesini keselim, her şey yapılsın diye. Yani o yönde parçalayalım. Bir tanesini de kemiklerini çıkaralım. Bütün kalsın. Yani fırında burada yapsınlar diye. İki ayrı şekil yapalım. Ne dersin? Tamam. İyi, tamam. Hadi keselim bakalım. Bölümleriyle çıktı, görüyorsun değil mi abi? Değil mi Buracığım? Bütün bölümler hazır. Bütün mesele tabii, bu da önemli. Bölümlerini falan izlememiz gerekiyor. Şimdi şunu şey yapalım. Bu modellerin hepsini yıllar önce ilk yaparız tabii. Bu farklı modelleri. Biliyorsanız çok kolay, gördüğünüz gibi. Bütün mesele bilmek meselesi bence. Bu kadar, o kadar basit ki, o kadar kolay, oyuncak gibi. Benim için oyuncak. Mesela Murat'cığım, bunu böyle delsek, tane karabiber sarımsaklar koysak, güzel bir marine etsek, sonra yağlı kağıda sarsak, en basit tekniği yani, en basit. En kolay dediğiniz yok. En kolay yok. En garanti yok. Dersek, tane karabiber sarımsakları koysak, güzel bir marine etsek bunu, hatta bir gün iki günü beklersek, sonra yağlı kağıda sarsak, sonra folyoya sarsak, fırına atsak, 200 derecede 3 saat pişirsek, nasıl bir şey olur? Bence falan bir şey. Evet. Etleri getirdim. Bunlar kıvırcık. Trakya kıvırcığı. Irk, kuzuda dünyanın en iyisiyiz. Dünyanın en iyi kuzusuna sahibiz. Yani dünyanın en iyi kuzusu ne demek? En sulu, en aromalı, en lezzetli, en yumuşak et demek. Kokusu yok. Dünyanın en iyi kuzusu bu. Trakya kıvırcığı. İkincisi de Balıkesir kıvırcığı. Herkes etçiliğin doğuda ya da güneydoğuda olduğunu zanneder. Tam tersine Türkiye'de etin haritası Marmara haritasının içidir. Marmara haritasının içinde yetişen et ırkı, cinsi ve besleme şekli Türkiye'deki en iyidir arkadaşlar. Bunu da bilin. Ve de şunu iyi bilin. Ülkenizin kuzusu, Trakya kuzusu, Kırklareli kuzusu, bir numara Balıkesir, iki numara dünyanın en iyi kuzusudur, bunu da bilin. Net olarak gururla söyleyebilirsiniz. Dünyanın her yerine baktım, gezdim, en iyi kuzum kuzum. Muhteşem, bunu da bilin yani. Dünyanın her yerine yarışabilirsiniz, bunu da anlatabilirsiniz. Evet. Buradaki durum bu. Bunlar ibaret. Sonra bunu ister kıyma yaparsınız, kuşbaşı yaparsınız, şiş yaparsınız, istediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz. Ama bunu bu şekilde çıkarırsanız görsel olarak da iyi olur. Bütün olduğu için
Yani ne kadar fırınlık etleri ne kadar bütün baton yapıyorsanız o kadar çok suyun içinde tutacak, barındıracak, dolayısıyla kurumayacak, dolayısıyla daha lezzetli de olacak anlamına gelir değil mi Murat? Zaten güzel bir adam var yanınızda. Ondan çok şey öğrenebilir, görebilir. Yeter isteyin yani. Yeter isteyin, isteyin. Bu istemekle ilgili. Yemek yapmak nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Hepinizin anlayacağı bir dilden söyleyeceğim. Emin olun yemek yapmak sevişmek bilir. Evet, öyle yemek yaparsanız güzel olur. İyi yemek, lezzetli yemek yapmak demek, birbiriyle sevişen ürünlerin ve malzemelerin bir araya gelip tencerede kaynaması demektir. Yani bunlar birbiriyle sevişen malzemeleri, doğru malzemeleri bir araya getirip pişirirseniz, aromasıyla, rengiyle, kokusuyla o zaman güzel bir yemek, lezzetli bir yemek yapmış bir yemiş olacak. Bunlar da ayrıca burası onları anlatıyordur zaten.